Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere taptaze yaprak topladım. Asma yaprağı. Güzel bir yemek yapacağım. Mayhoş. Adı yırtmaç. Adı üzerinde arkadaşlar. Yırtacağız bu yaprakları bıçağımız değmeden. Böyle körpe yaprak toplamamız gerekiyor. Eğer asmanız varsa. Asma yoksa da yaprakların en küçüklerinden kullanabilirsiniz. Çabuk pişmesi için. Böyle küçük yapraklar gerekiyor arkadaşlar. Güzelce ben bunları topladım, yıkadım, suyu süzüldü. Şimdi size şöyle göstereyim. Bunu böyle koparacağız. Şu saplarını çıkaracağız ama nazik olduğu için ben alacağım. Bu şekilde birkaç parçaya bölelim. Burada da daha önceden koparmıştım. Bu büyüklükte koparacağız. Parçalayalım arkadaşlar. İnanın tam bir bağışıklık dostu. Hem mideyi rahatlatıyor. Diyet yapanlar için de öneririm arkadaşlar. Tok tutar. Bağırsakları güzel çalıştırır. Hem lezzetiyle. Mutlaka deneyin derim arkadaşlarım. Çok da pratik inanın. Canınız sarma çektiği zaman özellikle hemen yapıp deneyebilirsiniz. Sarma sarmaya üşenen arkadaşlar. Videomu izleyen arkadaşlar, eğer abone değilseniz sizden rica ediyorum abone olun. Yorumlarıma gelirseniz çok mutlu olurum. Kanalımızı birlikte büyütelim arkadaşlar sizlerin destekleriyle. Bu şekilde hepsini doğradık. Şöyle şu sapı alalım. Bir olanları tekrar gözden geçirelim. Bu şekilde. Şimdi ocağımıza alıp pişirelim. Arkadaşlar ocağıma ben bir baş orta büyüklükte soğan doğrayıp tencereme aldım. Ve şöyle yarım çay bardağı gelecek şekilde sıvı yağımızı da döktüm. Soğanlarımızı pembeleşene kadar kavuracağım. Bir büyük kaşıkla dolu salçamızı ilave edelim. 1,5 yemek kaşığına denk. Bol salçalı oluyor bu yemek arkadaşlar. Böylece salçamızı da kavuralım. Yaprağımızı ilave edelim. Bir çay bardağı kadar bulgur ilave ediyorum. Bir su bardağı suyumuzu ve bir tatlı kaşığı da tuz arkadaşlar.
güzelce karıştıralım. Yemeğimize bir su bardağı tekrar su ilave ediyorum. Tekrar karıştırıp bulgurlar piştikten sonra ocağımızın altını kapatacağız. Pişmeye bırakalım. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bulgurları tamamen pişti. Ve olmazsa olmazımız bir bağ dereotu. Doğradım böyle küçük küçük. Son olarak onu katıyoruz. Yemeğimizin bütün lezzetini verecek olan dereotu. Güzelce karıştırıp ocağımızı kapatalım. Dereotunu pişirmeyeceğiz. Hemen ocağımızı kapatalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Ve servis yapacağım. Yemeğim pişti arkadaşlar. Görüntüsüne hiç aldanmayın. Lezzeti o kadar güzel ki. Şöyle yakından göstereyim. İnanın şahane bir tadı var. Tabağımı alacağım böyle. Servis tabağımı. Daha doğrusu şöyle alıp. Böyle arkadaşlar, inanın nefis bir tadı var. Mutlaka deneyin derim. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.